Tibbiyat bilen ilimini daim yonmayan aborgen kadimgiler. Bir talebe tibbiyatını bilsin, özünün mücazını bilsin diye. Nime yese unga fayda, nime yese zarar, bunu bilsin. Nime ki, eğer betap bu kalsa ilim tuhtap bilen. Şunun için tibbiyatını örgatilgan yaşta giden, bola ki, nime yeyiş gerek daim, lezzet tamamlarını yeyiş. Mundara avukatlarını hem yiyip katta bo'lsin. Buhari, İmam Buhari rahimahullah'ını yani cesadını tekşirgen tabip bu kanaka adam degen, tanımagan da aldın. Bu kanaka adam, ben bunaka adam mı degen o nasranilerinin rahipleri var. Yemeydi, içmeydi, üylenmeydi, umumen hemen arsadan vazgeçken adamın cesadını şuna kabul ederken, suyu kaçıp ederken. İmam Buhari suyunu cüdük hem içerken der. Demek ki su, suyunu köpeytirse adamda balgam payda kılar. Balgam köpeyse uyku keladi. Uyku kelsa dangasalik ilim bo'lmaydi. O'sha balg'amni ko'paytiradigan narsadan qochib-qochib quruq narsa yeyib, hatto badanda suv qolmagan ekanda bu hoy. Imom Buxoriy 7-8 yoshida 70 ming 80 ming hadisni yoddan bilgan. Katta-katta bu. O'zlari sahih Buxoriyni 16 yil yozgan. 16 yil taftish qilib orqasidan yugurib 600 bin hadis içinden tanılıp aldım diye. 7 bin kaç hadis var? 8 bin var mıydı? 600 bin hadisten tanılıp aldım. İlim alıştaki tibbiyatka bugün itibara. Halal rızk giyin. Halal rızkı itibar veriş gerek. Kiyin kupinçe ata ananın duasıya muhu. İn kup ananı ki. Nöge ona daim bala bilen birge. Bala değil de biz bana bir anda oturup biz çağırını yürüp biz var farzand onanı kolda da ona terbiye kılış gerek. Onanın zorunu tarlaş gerek. Onanın terbiyesinin zor bulsa, bola terbiyesinde 70-80% yüttüyüz. Onanın yaksını, vicdanlığını tarlaş gerek. Bolanın terbiyesi yutu bu. İmam Buhari'nin ataları utup bak yaşlı gidi. Yutu mu? O nasıl terbiye kılır? İmam Malik ataları yaşlı gidi utup gitken. Onaları terbiye kıldı. Cüde kop ulamalarını onası terbiye kılır. Ondan taşkarı, insan bola terbiye kılıyken de, ilimge yönlendirken de, onu ilimden bezdirip koymasın gerek. Herkes ve herkes ilim yolunda bolanı uymasın gerek. Bazılar Kur'an okutamandık uğradı, bazılar ilim uygulatamandık uğradı. Bolanı uğrup okutmasın gerek, onun ruhiyetini sindirmasın gerek. Oğul bolanı terbiye kılıyken de, oğul bolaligini kucaytırış gerek, erkek bir terbiye kılış gerek. Hürkek bunu durandan korkadığın ruhiyeti singen bol eder, oğlum çıkmaydı. Geleceği diye bir yapının cüretinden gider almaydı. Onun ruh bir iş gerek, onun duh bir iş gerek. Sen Allah'ın kelamını, sen Müslümanlarına menfaatini, sen halkına fayda verediğin adamsan sen. Sen bütün ümmetini ayakta turguzadığın adam böyle işin, kereyi gibi terbiye etmiş gerek. Hacı Bay biraz askıya kılıp yapırken, doğru yapırken. Çette deydi, Napolyon'u anası yuvat etken de, ey canav, turin örneğinizden sizini bütün halk kötü yaptı deyip uygatardı deydi. Bizdekiler turpa derin gelene, malgoşa kötü uğrasan mı deyken. Hacı Bay bunu askıya kıyken reyal hadise bu. Korkutu uğradı bizden, korkutu uğradı. Kulağın tenge bit dursa ikinci kulağın tenge tutkun uğruşma, tinç kulağım, aç kulağım, tinç kulağım kuru getirgen. Hege zalimge karşı tursun bizi halkımız. Zalim zulümden korksun. Uşnaka terbiye kılış gereği bola derdi. İlim var işte bunlar bu ya. İlim. Bazı ulamalar etken, 20 yıl ilim okudum. 20 yıl safar kıldım. Eğer safarda ilim alıştıklığının berekatını bilgelerimde, avvalgi 20 yılliyem kitap okumayı safar kılardım diye. Yani tecrübe başka neresi? İnsan hayatta bu şey ilimini yaşak kuruluşluğa, ilimini sırık saflanır. Ondan taşkarı alımlarının duasını alış, onlarının hürmet kılış, onlarının nazarından yani şahsi nazarından mez, şeriat nazarı bilen karagan nazarından hop geçişten korkuş gerek, ihtiyat buluş gerek. Zürriyatka tasir kılış ihtimali var, hadislerde çünkü dalalat kıladigen hadisler var. Peygamber aleyhissalatu vesselam bir günü, yombi tillalar, kuyma tillalar keldi. Hazreti Ali safardaydı. Peygamberimizge tilla cönetken.
villalarını aldılar, bölüp taksimlab, adamlarga taksimlatdılar. İtti adam keldi. Gözü içiga chuqur kirib ketgan, soqollari yani ser soqol bir adam keldi. Aytdiki, "Ey Muhammad," dedi. "Adolat qil," dedi. Payg'ambarimizga o'zi adolat nima desa payg'ambardan so'raladi aslida. Adolat bu, adolat bu deb o'rgatadigan zotga kelib sen adolat qil deydi. Tabiatni qarang. Aslida bilasizmi nima bu adolat qil degan? Maqsadi adolat parvar nomi bilan o'zini shaxsiy manfaatini o'tkazib olish bo'lgan u. Tillodan unga bermayaptilar-da, o'shaning uchun ushlaqa deyapti. Qanaqa qilay adolat qil? Menga ber demoqchi. Payg'ambar alayhissalotu vassalomni oldilarida Xolid ibn Valid bor edi, robiyallohu anhu. Qo'llarini qilichga olib bordilar-da, ruxsat bering, boshini olaman dedi. Odobsizlik qilyapti. Rasulullohga odobsizlik qilyapti. Payg'ambar alayhissalotu vassalom olimlarning imomi. Hamma olim Rasulullohga bo'ysunadi. To'g'rimi? Ilmni Rasulullohdan olamiz biz. Hammamiz. Payg'ambar alayhissalom tek qo'y dedilar. Bu buni avlodidan shunaqa odamlar chiqadi dedilar. Shunaqa odamlar. Ahmoq bo'ladi. Musulmonlarning ichida eng katta muammo tug'diradi. Müslümanlarını kafir deydi. Müslümanlarını kanını halal deydi. Başka dindeki adamlarla işi bu meydanlarında. Fakat Müslümanlı başıge bala yaldıradı. Dediler. Bakın ki hadis var şu hakkında. Şu hadisten ayet edildi ulamada. Uşa adam bir adabliği sebepli farzandı zürriyatıdan şuna kadar adamlar çıkıp gitti ki. Hazreti Ali'ni katıl kıyarlar, uşana avladılar. Yaman badbah adamlar. Şunu düşün, ulamalarına bugün şahsi hatalarına yapıyor, el geçmeyiniz. Mobada bir arta ahli ilim sizge şahsi gapını gapırsa, ergeçmen gerekmez mi? Lekin şeriyetten gapırsa, ayetten gapırsa, hadisler ve bunu ustazlardan, sanattan gapırsa, uzunu gapırmaz da Resulullah'ın gapları da bu. Amal kılal meseleğinizden hürmet kıpayım uşa. Uşa gapını. Uşan da farzan zürriyatınızdan ilimli hürmet kıladığın bana çıkar. Kimi havas kısır uşa çıkar. Havas kılış gerek. Peygamber aleyhissalatu vesselam kun aliman au mutaalliman au muhibban au mustami'an ve la takun khamisan fatahluk deganlar. Hadis-i şerif sahih rivayette kelgan. Ya alim bol, yoki ilim oluvchi bol, yoki ularni yaxshi ko'radigan bol, yoki ularga quloq sol. Beshincisi bo'lma halok bo'lasan deganlar. Ya'ni shu to'rttasi bo'lmasa yomon ko'radi, ularning orqasidan fitna qiladi, fasod qiladi. Hayot İnsoniyat tarixida ko'rilmagan ulamolarga ig'vo qilgan odamlarni ko'kargan, ko'rilmagan. Aksariyati abtar bo'lib qoladi, zurriyat qolmaydi aksariyatidan. Mubola zurriyat qolsa ham o'shanga o'xshagan balo qoladi. Alloh taolo nasib qilsin, ulamolarni farzand zurriyatimizdan olim chiqsin, odamlarga manfaatli bo'lsin desa, ulamolarning duosi ham muhim. Undan tashqari ota-ona ham ko'p duo qilish kerak. Farzand ko'p uzu duo qilish kerak. Payg'ambar alayhissalom aytadilarki, otaning farzandga duosi payg'ambarning ummatga duosiga o'xshaydi. Ya'ni shunaqa darajada martabasi baland. Duo qilish kerak buni. Hamma asbob sabablarni ko'rsatasiz, ya'ni o'qishga targ'ib yuqorida aytilgan bir qancha sabablar hammasini ko'rsatasiz, undan tashqari bir uyqudan voz kechib, tahajjudda turib shu farzandimni Alloh taolo o'zining yo'llarini ochgin, zehnini ochgin, xalqqa foydali qilgin deb duo ham qilish kerak. Chunki otani duosi o'q tegadi. Yomon ko'rib qolishlikdan ehtiyot bo'lish kerak. Chunki ota yomon ko'rib qolsa balani oq bo'lib qolsa bola ikki dunyosi va savob ketadi. Agar bola bolalik qilib, aqlsizlik qilib ba'zi shunaqa xatolarni qilib qo'ysa ham shoshilmaslik kerak ota. Chunki bolasini qilib qo'ymaslik kerak. Dunyoda o'zidan o'tib ketishni xohlagan odam yo'q. Har odam o'zini sohasida eng ustun bo'lish xohlaydi. Sizdan boshqa o'tib ketishligini xohlamaysiz, kuchli bo'lasiz. Lekin farzandingiz sizdan o'tib ketishini xohlaydi ota. Ota faqat farzandini mandan o'tib ketsa xursand bo'ladi. Qolganlariga ijir boradi, mandan o'tib ketdi deydi. Lekin bola o'tib ketsa xursand bo'ladi. Uni o'sha otani psixologiyasiga ham bog'liq bo'ladi. Sırları kop. Kısa kalmışım.